saygıyla selamlayarak Medipol'deki ilk toplantıma başlıyorum. Aslında bu ikincisi, Arda Hocam beni davet etmişti üniversiteye bir konuşma için. İlk konuşmamız geçen sene olmuştu ama resmi konuşma, yasal konuşma, akademik gruba bugün kısmet oldu. Ben çok sevdiğim bir konuyla başlamak istedim. O da ortak özellik gösteren oyun ve resim. Oyun etkinliğinde de, resim etkinliğinde de ortak faydada buluşulduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlarım. Çocuk özgür, spontan, içten, duygu ve düşüncelerini bir anlatım dili olarak kullanıyor ve yansıtıyor. Dolayısıyla biz gelişim psikolojisiyle ilgili uzmanlar bir standartize edilmiş sorulardan oluşan testleri kullanmak yerine kaygı içinde deneyim, tecrübecinin beklentisine doğru yanıt verememe kaygısı içinde sıkıntılı süreci yaşaması yerine var olanı olduğu gibi içtenlikle yansıttığı oyun ve keyif aldığı yine resim faaliyetlerini hep yeğliyoruz. Bunun için de meslek yaşamında her iki etkinliğe yer verdim. 11 yıl süren bir kitabımı Resimleri ve Çocuğu bu amaçla yazdım. Children Draw and Tell İngilizce çevirdi. Çocuk görürken, danışan görürken çocuklarla ilgili küçük oyun gruplarını bu amaçla yaptım. Çocuğu tanımaktı. Doğru yoldan gerçekleriyle tanımaktan. Bugün sizinle bu iki keyifli konuyu işleyeceğim. Aramızda çok fazla anne ve babanın olduğunu biliyorum. Daha önceden tanıştığım için. Onlar için de yararlı bilgiler olduğunu peşinden söylemek istiyorum. Önce sonucu düşünülmeden zevk almak amacıyla girişilen etkinlik diye tanımlıyoruz. Pek çok tanımından birisi. Burada neyi görüyoruz? Değerli arkadaşlarım. Çocuğun kendini tanımasını görüyoruz. Enerjisini boşaltmasını görüyoruz. Toplumsal açıdan kabul edilen bir biçimde biriken enerjisini boşaltmasını görüyoruz. Ama her şeyden önce özgürlük alanından bahsediyorum. Çocuğun hiçbir şekilde elde edemeyeceği deneyimleri oyun ortamında elde ettiğini söylemek istiyorum. Buradan anne babalara gönderme yapıyorum. Daha beşikte oyun başlıyor. Görme alanındaki bir objeyi izleyerek başlıyor. Annesinin memesi de oyuncak. El ve ayak parmakları da çocuk için oyuncak. Hayatı boyunca oyun ve oyuncak devam ediyor. Anne ve babaların çocuğa oyun imkanlarını vermelerinin son derece önemli olduğunu söyleyerek cümlelerime başlıyorum. Özellikle erken gelişim dönemindeki zihinsel gelişim, bedensel, motor gelişim, psikososyal gelişim için hayati önem taşıdığını vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. İlkokula başlayan bir çocuğun duvarın üzerinde yürümesini bana öğretmen şu şekilde anlatmıştı. Babası kapıcı çocuklarıyla oyun oynamaması için hiç arkadaş eve çağırmadı ve arkadaşlarıyla oyun imkanı sağlamadı çocuğa.
Hocam okula geldiğinde oyun oynamayı bilmeyen bir çocuk olarak okul ortamına adımını attı dedi. Oysa okulun bilgilenme işleminin önünde uyum işlevi gelir. O işlevin gerçekleşmesi için de 0-6 yaş periyodunda ebeveynin o fırsatı hazırlaması gerekir. Oyunun 4 önemli işleminden söz etmek isterim. Eğitim, gelişim, teşhisi özellik, işlev ve terapötik değer. Eğitim bağlamında son derece önemli. Objelerin sayısı, boyutlar, renkler önemli. Kas gelişimi açısından önemli. Sosyalleşme adına yardımlaşma, işbirliği, birlikte çalışma, arkadaş ve oyun sırasında ben ve başkası kavramlarının bilincine varma adımında sosyal gelişim açısından önemli. Ama bu eğitim bağlamında biçimi rengi bir yandan oynaya oynaya çocuk öğreniyor ama öte yandan su, kil, kum, plastilinle oynarken çocuğun rahatladığını, bu doğal oyun malzemesinin çocuğun gelişimine katkısının yanı sıra terapötik değer de taşıdığını söylemek istiyorum. Burada çok hareketli olan bir çocuğun suyla oynarken rahatladığını, içine kapalı bir çocuğun suyla oynarken normalleştiğini, gerilimden alındığını görüyoruz. Bu oyun malzemelerine özel bir vurgu yapıyorum. Su, kum, kim, plastik. Bu manada kırsal kesimdeki çocukların şanslı olduğunu söylemek istiyorum. O yavrulara cinsel eğitim anlatmaya bile gerek yok. Tavuğun, horozun, yumurtayı, cilt gibi görüyorlar, kafalarında çözüyor. Burada plastikliğini oynarken ince motor gelişimi sağlanıyor. Göz-el koordinasyonu önemli bir şekilde etkileniyor. Biraz sonra bahsedeceğim boyamayla da bunu karıştırırsak bu karma çalışma içinde ebeveynin hazırladığı bu egzersiz döneminde çocuk okuma yazma olgunluğuna hazırlanmış oluyor. Bizim amacımız okuma yazmayı öğretmek değil, ama öğrenme ortamına çocuğu hazırlamak. İşte o da oyun yoluyla biraz sonra bahsedeceğim okul öncesi eğitim kurumunda gerçekleşiyor. Teşhisi değeri izleyen yetişkin, oynayan çocuğun lider, oyun kurucu, yönlendirici yönünü de belirliyor. Bağımlı, pasif yönünü de görüyor. Yalnız oynadığını da görüyor. Hep aynı tür oyun ve arkadaşlarla oynadığını da görüyor. Dolayısıyla oyun ortamında çocuğun durumunu, kişilik özelliklerini pekala satır arasını okuyabilen yetişkin teşhisi anlamda değerlendirebilir. Terapötik değerinin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Dramatik oyunda özellikle 2-6 yaş periyodunda çocuk sembolik oyun oynarken gerçek yaşamda hayata geçiremediklerini oyun ortamında gerçekleştiriyor. Kıskandığı kardeşini boğuyor, kıskandığı kardeşi rolündeki bebeğini seyahate götürüyor. Dolayısıyla oyun çocuğun dilidir, duygu ve düşüncelerini anlatır diye cümleye başladım. Aynı zamanda oyun çocuğun sorunlarını çözme fırsatı da ona verir.
bu manada iyi evcilik değerinin, terapötik değerinin olduğunu vurgulamak istiyorum. Boş bardaktan su içiyor, fincanlar kahve içiyor. Toplum yaşamını oyun ortamına monte ediyor, uyarlıyor. Özgür, gerçek dünyayla hayal dünyası arasındaki köprüden bahsediyorum. Telden araba yapıyor, yüksek vitesle kendi odasında diyerek arabasını hareket ediyor. Kimse karışmıyor. Zorla yemek yediren annesini, bebeğini zorla yemek yedirerek yaşatıyor, yansıtıyor. Katarsis adını verdiğimiz duygusal arınmayı yaşıyor. İşte size terapetik değer. Böylelikle oyunun hayati öneminin olduğunu görüyor. Önce çocuk tek başına oynuyor, sonra paralel oynuyor, arabalarıyla ya da bebekleriyle oynarken arkadaşı da oynuyor. Sonra işbirliği başlıyor. Al benim arabamı, ver senin arabanı demeye başlıyor. Piaget'in sınıflamasına baktığımızda 18 aya kadar alıştırmalı oyun var. Burada taklit egemen. Ardından sembolik oyun, dramatik oyun geliyor. Biraz önce sözüne ekleyeyim. Bakkalcılık, polisçilik, evcilik, her türlü oyun var. 4 yılına babamı rahmetli komiserdi. Bu bileyici tayin ettiler. Erkek arkadaşlarımla dokmenler, mokmenler oynardım. Edebali Hazretleri'nin yamaçlarında ama bir de kız arkadaşım vardı. Aile zavallı, onun hiç kız arkadaşı yoktu. Arada bir onunla oynardık. Onunla tabii evcilik oynardık. Biz arkadaşlarımızla silahlarla koştururduk, toplarla koştururduk. Ama onun köpeği bir gün beni ısırdı. İğne olmak zorunda kaldım. Sonra aileyle evcilik oynadık. Ardından kuralı oyun değil. Kurallı oyun artık 30 ay çocuğunda yatar top, istop, çizgiye bastı, yandı. Burada önemli olan konulmuş bir kuralı hayata geçirmek ve ona uygulamak. Bugün bu kuralı öğrenen, bu kurala uymayı öğrenen çocuk yarın hukuk ve ahlak kuralına uymayı da öğrenir. İki cümlecikte size kuramsal bilim, aramızda çok değerli psikoloji, eğitim, çocuk gelişimi bölümü hocaları var. Hep Sudan Seller'den konuşurken azıcık da kuramdan söz edeyim. Kendine diyor ki, egoyu bütünüyle tatmin eden bir etkinlik görüyor. Ve hayal gücünü zenginleştirir diyor oyun. Frobel diyor ki, ihtiyaçları doğrultusunda spontan bir kendini ifade biçimidir diyor oyun için. Gross diyor ki, yaşama alışma egzersizidir bu. Ama antisosyal eğilimlerin kanalize edilmesi oyun yoluyla boşaltılmasıdır diyor. Saldırganlık yüklerinin, antisosyal eğilimlerin kanalize edilmesi toplumca uygun bir etkinlik yoluyla kanalize edilmesidir. Karla benzeri cümleleri ifade ediyor, arınmadan söz ediyor ve antisosyal eğilimlerden arınması ancak oyun yoluyla mümkün olur diyor. Freud da çocuk oyun ortamında iç dünyalarını ve duygularını açığa vurdur diyor. Gerçek yaşamda başa çıkamadıkları olayları oyun ortamına taşıyarak bu olayların üstesinden gelir. Biraz önce bunun örneklerini vermiş. Eğitimci Pestalozzi ve Montessori de eğitim açısından oyunun önemli olduğunu, paylaşma, yardımlaşma, dayanışmanın olduğunu söylüyor. Şimdi en iyi örgütlenmiş oyun kurumu anaokulu. Anaokulunun temel felsefesi yaparak yaşayarak öğrenmedir. Learning by doing. Yöntemler, yaklaşımlar farklı da olsa merkezinde çocuk vardır anaokulu eğitiminin.
Bilgi vermez öğretmen. Çocuktaki var olan potansiyeli geliştirmeyi hedefler anaokulunda. Anaokul öğretmeni bizim yetenekleri keşfeden kişidir. Üniversite profesöründen daha önemlidir benim için. O yaş çocuğunu anlayan, keşfeden, aileyi de yönlendiren kişidir anaokul öğretmeni. O zaman anaokul öğretmeninin çok iyi yetişmiş olması gerekir. Ülkemizde 2 yıl meslek okulu bitirerek anaokullarda görev yapan öğretmenlerin yetkin olmadığını üzere söylüyorum. Şuralarda da söylüyorum. Onların yüzüne de söylüyorum. Onların hem birikimli olmaları gerekiyor, hem deneyimli olmaları gerekiyor, hem de güzel bir iyi yaşam yakalamaları gerekiyor. Çok da duyarlı olmaları gerekiyor. Bilgilerin arasında o gün sarı bluzunu giymiş Ayşe'yi ne kadar yakışmış Ayşe diyebilmesi gerekiyor. Hangimiz öğrencimize Ayşe bluzu çok yakışmış diyebiliyoruz? Anaokulu öğretmeni bu duyarlılığı yaşayan kişi olmalı. O zaman öğretmen öğretmekten çok bol malzemeyle çocuğun oynamasını sağlamalıdır. Hani okuma yazma öğretilmiyor ama okuma yazma olgunluğu çocuğa kazandırıyor. Buna vurgu yapıyorum. Çok değerli arkadaşlar. Anaokulunda okuma yazmayı öğretmenin marifet olmadığını 50 yıllık bir hoca olarak söylüyor. Televizyonda alfabe eğitimi veriliyordu. Oğlum da ilkokul 1. sınıfa başlamak üzereydi. O Ayşe öğretmen televizyon programına başladığı anda oğlumu bir başka odaya götürürdüm, misket maçı yapardım. Amacım Ayşe öğretmenden alfabeyi öğrenmek yerine gideceği okulda kendi arkadaşlarıyla birlikte öğretmeninden öğrenmesini sağlayın. Siz anne baba olarak kendi görevinizi yapın. Okul olgunluğu için temeli atın. Birlikte tiyatroya götürün, birlikte farklı yaprakları toplayıp onları anlatın, kitap okuyun, bunun üzerine konuşun. Her İstanbul gibi bir ilde artık su altı, su üstü, her türlü hayvanat bahçelerinin, balıkların, akvaryumların olduğu bir ortamda zengin uyarıcı bombardımana çocuğu tabi tutun. Ama okuma, yazmayı öğreten, bir de dil öğreten okul peşinde koşmayın. O zaten müzik yoluyla, rock yoluyla, drama yoluyla, oyun yoluyla çocuğa veriliyor. Ne diyor Frobel? Anaokulunun amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak. Diğer insanların ve kavramların fark edilme ve anlatışılma yöntemi oyun olduğuna göre etkinlikler oyun şeklinde çocuğa sunulmalıdır burada. Bu ortamda çocuk toplu yaşam ilkelerini öğreniyor. Birlikte yemek ve iyi öğreniyor. Birlikte oynamayı öğreniyor. Dayanışmayı, yardımlaşmayı öğreniyor. Arkadaşının kendisinden farklı özelliklerini birlikte çalışarak, yaşayarak öğreniyor. O zaman anaokulu programları içinde hayatımın en zor konferansını anaokulu çocuklarına verdim. İstanbul Üniversitesi'nde laboratuvar okulun müdürüydüm aynı zamanda bölüm başkanıyken. Atatürk'ün devrimlerini Yapı Kredi'nin koleksiyonundan getirerek 4 yaş çocuklarına anlattığımda konferans sonrası terlediğimi gördüm. Demek ki son derece ilgiliydiler. Çok iyi dinlediler ama o çocuklara oyunun dışında bilgiyi verirken dahi somuta indirgemek, bir takım sembollerle adeta oynayarak öğretmek zorunda kaldığım için kendilerine. Şimdi resimleri ve çocuğu tanımak.
çok keyifli bir ortam. Bir özel ricamı ileteyim öncelikle. Ben kitabımdaki her bir resim örneğinin öncesinde anamnezimi çok sağlamladım. Görüşme uygulamalarımı yaptım. Testlerimi verdim. Bir çocuğa en az 9 ve daha fazla saat verdim. Resmi bir modül olarak değerlendirdim. Projektif bir teknik olarak çocuk resmini anlatıyorum. Demek istiyorum ki bu akşam eve gittiğiniz zaman hadi bakalım al kağıt, al da boya kalemleri, bana bir resim yap, göreyim. Ondan sonra çocuğunuzla ilgili bir tanıya ulaş. Canı istemediği zaman iki çizgi attırır. Değil mi Arzu Hocam? Mecbur değil. Nasıl anne çocuğa sorar, bugün okulda ne yaptınız? Mecbur mu o gün okula her şeyi yaşadığını anlatmaya? Dolayısıyla o bizim için bütünün bir parçası demek istiyorum. Bana sadece getirilen resme dayalı yorum yapmıyorum. On binlerce resim gören bir insan olarak. Çocuğu tanıma tekniklerinin diğer modüllerini de gördüğüm zaman o resim tamamlayıcı bir modül olarak anlam ifade ediyor. Bu uyarımı ben yapmış olayım da deme lazım. İkisi de benim torunum. Oyun oynayan da benim torunumdu. Bu da o da benim torunum. Şimdi duygu düşüncelerini en yalın şekilde yansıtma aracı çocuk resmi. Keyif alıyor. Çocuğun kağıdı kullanış biçimi önemli. Yer çizgisi, gök çizgisi önemli. O yer ve gök çizgisi arasına figürleri yerleştirici önemli. Kompozisyon önemli. Renklendirme önemli. O zaman bu çocuğun duygu ve düşünüş biçimlerinin yanı sıra sorunlarını da izleyen yetişkine, uzmana yansıtması söz konusu ve çözüş konusunda da ilk uçlara veriyor. Biraz sonra resim göstereceğim. Kendini son derece özgür ve oyun ortamında görüyor. Önündeki atlar. Bana dilediğin bir resim yap. Bana bir aile çiz. Bütün bunları çocuk yaparken herhangi bir zorlanmayla karşı karşıya değil, özgür oyun ortamında keyif alıyor. O halde spontanlık ve doğallığın bir artı değer olduğunu söylemek istiyorum. Burada kendisinin resimde bile yansıtıyor. Bunun yanı sıra zeka, kişilik özellikleri ve yakın çevreyle ilgili özelliklerini yansıtan son derece önemli bir etkinliktir resim etkinliği. Kişiliklerle ilgili biz bilgi sahibi oluyoruz. Kişilik ölçütü olarak değerlendirdiğimizde güvensiz bir çocuğun resminin cılız figür olarak yansıdığını, kağıdın bir köşesine yansıtıldığını görüyoruz. Ama bu çocuğun güvensiz olduğunu sadece ben bu resme bakarak değil, diğer çocuğu inceleme bilgilerimle de teyit ettiği takdirde anlamının olduğunu söylemek istiyorum. Bu tipik bir özgüveni zayıf çocuğun resmi. Başkalarıyla ilişkilerin ölçütü olarak çocuk, sözel olarak dile getirmediklerini ya da getiremediklerini burada özgür bir biçimde ifade edebiliyor. Söz gelimi aile üyelerinden sorunu varsa diğer aile üyeleriyle araya bir gökdelen koyuyor. İlgisizliğinizi bana anlatan bir resim diye çocuk anne ve baba ile kendisi arasına ağaç koyuyor. Aile resmi çiz talimatı karşısında sayfanın bir yüzüne ailenin tüm bireylerini kendisiyle birlikte çiziyor. Yer kalmadı diyor, arka yüzüne babayı çiziyor.
İşte ilgisizliği gösteren bir başka resim, iletişim kopukluğunu gösteren çocuk resmi. Ailenin tüm bireylere, ailenin arabası dahil konmuş üstteki resimde anne yok. Aile bireylerinin hiçbiri yok, sadece etiketleri var. Bu arada çocuk tutumların ölçütü olarak öğretmen, doktor, dişçi gibi kimselere karşı tutumlarını göstermek için algılayış biçimlerini resim yoluyla ortaya koyuyor. Projektif olmayan yönüne baktığımızda 1900'lü yıllarda Goodenough ve Harris çocuk resminin önemli bir zihinsel gelişim ölçütü olduğunu bize söyledi. O zaman Goodenough Harris'in başlattığı yolda Andrade resimle çocukların zihinsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabileceğini 1900'lü yıllarda itibaren bir adam çiz resmiyle bizlere söyledi. Buradaki karalamayla başlayan bu insan figüründe çocuğun kendi yaşına uygun bir resim resmedememesi halinde, biraz sonra örneklerini vereceğim, kendi yaş yüzeyinin altındaki bir etkinliğini sürdürmesi anlamını taşıdığını söylemek istiyorum. Bu bir beceri eksikliğinden çok gelişim sorunu olarak değerlendirilebilir. Resim etkinliğinde bir üst aşamaya geçemeyen çocuk, büyük bir olasılıkla kendi yaş düzeyindeki psikososyal olgunluğa da sahip olamayacak, akrablarının gerçekleştirdikleri bazı etkinlikleri başaramayacak. Zeka düzeyi düşük olan bir çocuğun resmi tam anlamıyla öngörü ve planlama eksikliğini sergilemektedir. Var olan mekana vücudun sadece bir organı sığabilir. Bir kulak sığabilir. Bir baş resmi sığabilir. Kol resmi sığabilir. Böyle bir çocuk kendine göre kronolojik olarak daha küçük yerdeki çocuğa benzemez. Buradaki fark bir derece farkı değil, tür farkıdır. Önemli olan çocukların resimlerindeki ilkellikle psikososyal ve zihinsel gelişim açısından kendi yaş düzeylerinin altında olanları arasında paralelliğin bulunmasıdır. Neyi söylemeye çalışıyorum? Bu çocukların zeka testiyle, skorlarıyla çizgi ilkelliği arasında bir paralelliğin olduğunu söylemeye çalışıyorum. Buna karşılık üstün yaratıcılığın ürünü olan resimlerdeki ortak özellik, bu ürünleri sergileyen çocukların artistik becerileri itibariyle akranlarının düzeylerinin üstünde olağanüstü bir performans göstermeleri, iki veya daha fazla kavram arasında mantıksal bir ilişkiyi görebilmeleri, gelişmiş bir yaratıcılık ve hayal gücüne sahip olmaları. Talented ve gifted'lı bir ayrılık. Şu anda anlatmakta olduğum normal çocuğun gelişimiyle ilgili. Nasıl çocuk önce bütün avucunu kullanarak o şeyi yakalar, sonra 5 parmağıyla yakalar, sonra 2 parmağıyla yakalar. Nasıl çocuk önce yemekler, tutun, ayakta durur, tutunarak yürür, yürür, koşar. Çocuk daha önce karalar, kelloga göre, rodakelloga göre 20 çeşit farklı karalama var. Ondan sonra insan figürü ağaç ev yapmaya başlar ve ondan sonra, biraz sonra anlatacağım, gelişim düzeyine paralel olarak çizgi basamaklarında da, çizim gelişiminde de, İncisan hocamı saygıyla anlıyorum, bu konudaki ilk kitap onundur. Çocukta grafik faaliyet ve gelişimi konusunda da Neriman Samurçay hocamı saygıyla anlıyorum. Alanda 3 kitap, Türkçe kitap var ama İngilizce çok.
Artık çocuk resimlerini gösterme zamanı geldi. Size biraz resim göstereyim ve bu kadar. Şu cümleyi söyleyeyim. Resimlere iyi gelişim. Tarlama dönemi 2-4 yaş. Şema yönetim dönem 4-7 yaş. Şematik dönem 7-9 yaş. Çocuk tokan resimler burada bitti. Artık reyale gidiyoruz. Sevgili okul öğretmenlerime hep tavsiye, kitabımda da olmuştur, konuşmalarımız da olmuştur. Bırakın çocuk çocuk yalanı yaşasın. Bırakın çocuk bir ayakkabıyı kırmızı, öbürünü eşitsin. Bırakın özgür, o özgürlüğünü de orada yaşasın. Onlar ancak burada mümkün. Simetri, tekrar. Şu, özellikle şu grupta, 4-7 yaş grubunda, hadi 9'a kadar mümkün. Ondan sonra reale uygun figürler yansıtılıyor, renkler yansıtılıyor. Dolayısıyla bizim okul öncesinde olağanüstü resimler yapan çocuğumuz çok titiz bir öğretmenin elinde resimden ifade de kalabiliyor. Sergi açmış olan o çocuğumuz resimden soğuyabiliyor. Dvorotsky, Mayan Dvorotsky'ye göre başlangıçta kağıt çocuk tarafından içinde grafik işaretlerin uçtuğu bir kalp gibi ele alınıyor. Hadi biraz şimdi resim gösterelim. Üç yaş çocuğu insan figürünü böyle yapar. Kocaman bir yuvarlak. İçinde de üç tane yuvarlak. Bak ne oldu? İşte budur. Tekrar ediyorum, normal bir sağlıklı çocuktan bahsediyorum. Sağlıklı doğuştan verdiği çocuk demek. Resim yetisi doğuştan üstün olan, yaratıcılığı üstün olan çocuk demek. Gifted IQ skoru yüksek olan çocuk demek. Üstün yetenekli çocuk demek. İkisi birlikte bir çocukta olabilir de olmayabilir. Bir kere bunu bir ayırarak söze başlıyorum. Ben ama normal çocuktan bahsediyorum. Sırada, sağlıklı, averaja uygun, akran grubuna uygun, gelişim basamağında olan çocuktan bahsediyoruz. Kendi köşkü, tamam. Bu, sağ ol. Bu üç yer. Peki ne olursa ben mahvoluyum. Kumandadan gitsin daha rahat. O, yoksa oturayım, slide edeyim. Peki, oturdum. Ben buraya bastım o zaman. Şöyle, tamam, elleri. 4 yaşa geldiğinde kafadan çıkan kol ve bacakları görüyorsun. Ama 5 yaşında gövdeye geliyor. Bu sırada çocuğun gelişimi. Bizim bu okul öncesi dönem çocuğunun özelliklerinden birisi transparan resim, Rontgen resim. Yani çocuk hem dıştan evi resmediyor, yılbaşı ağacıyla televizyondaki haber gereğiyle birlikte de resmediyor. Bu Rontgen resim, transparan resim. Hamile anneyi resmediyor, cenini de gösteriyor. İşte biraz önce bunu kastetmek istedim. 5 yaşında bir çocuk, dünya tatlısı bir şey. 2 tane güneş inanı istemiş, kimse karışamaz. Hayır, güneş bir tane olur evladım. 5 yaşındaki çocuğa bunu söylediğiniz zaman onu klişeye doğru yönlendirmiş olur. Bırakın, yeşilde, pembede kalsın. Bu çocuğun papatya insan beline kadar geleceği 2-6 yaş periyodunda doğal özellikleri arasında, yani orantı konusunda çocuk özgürdür, en büyüklüğünde çiçekle yapar. Gördüğünüz güzel örneklerden birisi. Gördüğünüz gibi en büyüklüğünde çiçeği görüyorsunuz. Bu jüri olarak katıldığım bir şeydi.
hayalinde mutlu bir anne baba çocuk tablosu bekliyor ama her gün babası annesini dövdüğü için real dünyası bu. Hayal dünyası o. Çocuk aile resmi yapmış. Kendisi bir tepede, ailenin diğer bireyleri diğer tepede, kompozisyon başlığı gün doğarken. Bu bir aile resmidir. Kendisi tekneyle açılıyor. Kumda ailenin diğer bireyleri kalıyor. Bunlar şu söylediklerim tek tek vermedim ben size. İlkokul birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarıdır. Bu çocukların her birinin zekasıyla ilgili bilgim var. Ben onda bu ayrıntıları veriyorum. Anamnez bilgilerim var. Öz ve soy geçmiş bilgilerim var. Akademik başarı bilgilerim var. Burada yine bir aile resmi çizen çocuğu görüyorum. Kendisiyle diğer aile üyelerini bir sandalyede ayırmış durumda. İletişim kopukluğunu anlatmak için. Bu bir ilkokula yeni başlayan bir çocuk resmi. Babasıyla kendisini kafa olarak çizmiş. Hayranlık duyduğu annesine yarım sayfayı vermiş. Ona kurdeleler koymuş. Düğmelerini parlatmış. Aldık da alıyor. Şimdi burada bir nüansı söylemek istiyorum. Eğer bu çocukla ilgili ayrıntılı bilgim olmasaydı hayran olduğu rol modeli olarak seçtiği anne mi acaba yoksa baskın karakterde bir anne mi diye tereddüt eder. Ben şimdi bildiğim için diğer modüllerini çocuğa ait net olarak söyleyebiliyorum. Annesine hayran bir çocuktan bahsediyoruz. Kız çocuğu, özdeşim modeli anne, anne gibi olmayı hedefleyen çocuk, babacık ve kendisi gördüğünüz gibi birer baş resmini iddia ediyor. Burada bütün herkes bir yöne bakarken o kıskandığı kardeşine bakıyor. Aile bireylerin içinde. Anne baba ayrı, özlemini dile getiriyor. Anne ve babasıyla kucak kucağı sarmak dolaş resmini hayal ettiği. Yine sesleniyor. Ben sizinle birlikte olmalıyım diye anne baba birbirinden ayrı. Çok hazin bir resim bu. Bunu sözel olarak dile getiremez çocuk. Bu 10 yaş çocuğundaki yaşındaki bir erkek çocuğu. Ey anne ve baba diyor hakim koltuğundaki kişi. Siz bu evliliği noktaladığınız için her biriniz 10'ar yıl hapis cezası ile cezalandırıldınız. Bakınız bu çocuk resminin röntgen değerinde katkısını bize anlatıyor. Projektif bir teknik olarak çocuk resmi çok önemli. Bu var olan bilgimin üzerine bu resim çok anlamlıdır. Bunu da anneye babaya çocuğun sözler olarak aktarması söz konusu değil. Takıldım. Oldu. Anne ve baba ayrı olmasına rağmen aynı çatı altında iki farklı camda buluşturuyor onları. Kendi duygu ve düşüncelerini ifade ediş açısından izleyen profesyonel psikoloğa çok şey ifade ediyor bu resimler. Anne baba birbirinden ayrı gece elbiseleri giydirmiş, kuaförü göndermiş anneyi. Ama babanın elinde de bir zeytin dalı koymuş. Siz buluşun diyor. Bakın şimdi üstün resim yeteneğini gösteren bir figür. Kıbrıs'ta bir anaokulu öğrencisi, 5 yaşında erkek çocuğu. Eylem var, olağanüstü renklendirme var, kompozisyon mükemmel, gök beyaz çizgisi mükemmel. Ama o çocuk baba figürünü bana ver dediğinde bana döven kolunu babanın elini çizmiyor. O kadar güzel bir resim, bu kadar fakir bir çizim. Asansöre babayı koyuyor, ellerini kulağına gönderiyor ve o babayı, dövülen babayı bu şekilde resmediyor. Seni her döverim diyor, döven kolun iki misli büyüklüğüne dikkatinizi çekerim.
Bu başka bir çocuğun resmi. Bu yine bir benim jürideki resimlerden birisi. Benim dünyam budur diyor. Babam gazete okur, televizyon seyreder, annem de beni döver. Baba ve anneyi figürlerin dikkatini çekiyorum. Babanın yanında şurada bir yılan var. Baba için seçilmiş renklere dikkatinizi çekiyorum. Bu arada bir parantez vereyim. Uzaktan kumandalı çok güzel araba, oyuncak olmak anlamlı değil. Babam beni seviyor, bana zaman ayırıyor, beni ortak etkinlikte bulunuyor. Babayı da yararlarına bulunur çocuklarına. Ama ben sana İtalya'ya gittim, çok güzel oyuncak getirdim. İş yemeklere gidiyorum, akşamları bulamıyorum. Anlam ifade etmiyor, babam beni seviyor. Babam beni seviyor, birlikte balık tutuyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, maça götürüyoruz. Dolayısıyla bu fırsattan onu da söylemiş olayım, baba olarak. Babayı görüyorsunuz, anneyi de görüyorsunuz, yorma da gerek yok. Kalpleri görüyorsunuz. Buradaki renkler dahil çocuğun yorumunu görüyorsunuz. 9 yaşında bir kız çocuğu, baba hapiste, kendisini hapise atmış, aile diğer bireylerini dışarıya çıkartmış. Ve çok özel bir yüz çizimi bu. Bu 9 yaşındaki çocuğun kasvet dünyasını, içinde bulunduğu bunalımı, babasının hapishanede bulunmasından kaynaklanan mutsuzluğunu, rahatsızlığını bize anlatıyor. Baba ölmüş, 13 yaşında bir erkek çocuğu. Boş bir figürle cansız babayı yansıtıyor. Benim annem mutlu olduğu zaman böyledir, mutsuz olduğu zaman öyledir diyor çocuk. Gün içinde duygu durumuna göre değişen anne figürü. Biraz önce zeka ile ilgili birkaç cümle söyledim size. Şu anda 7 sene 9 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Normal çizgi gelişiminde de bu çocuğun çizgilerinin 4 yaş düzeylerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla IQ skoru da bunu teyit ediyor. Söylemek istediğim çizgi gelişimiyle IQ skoru arasında paralel olduğu gibi psikososyal olgunluk düzeyi arasında da bir paralelliğin olduğunu vurgulamak istiyorum. Aynı şekilde bir başka çocuğun, zeka engelli bir çocuğun resmini görüyorsunuz. Burada da bu çocuğun zihinsel gelişim açısından sorunlu olduğunu söylüyorum. Bu üstün resim yeteneğini bize yansıtan sanat gücünü burada gördüğümüz bir 5 yaş çocuğunun resmi. Olağanüstü bir resim, onu söyleyeyim size. Aynı çocuğun soğuk öğrencisini görüyorsunuz. Bulutların hareketini dahi görebiliyorsunuz. Bir öncekinde farklı kuşların eylem halindeki durumunu gördünüz. Amuda kalkan bir çocuk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk kendisini amuda kalkar gösteriyor. Diğer bireylerini normal ayakları yere basar gösteriyor. Aynı çocuğun karalama, Rodotelno'nun 20 çeşit karalamasından farklı bulunmak bu. İlkbaharda baharlar saçan bir 4 yaş kız çocuğunun resmini görüyoruz. Kelebekler de bu coşkuyu veriyor. Kağıdı kullanış ve gülümsemeye dikkatinizi çekerim. Anne hamile, anne 10 aylık bir çocuğa sahip. Çocuk kıskandığı kardeşi sebebiyle anneyi hamile çiziyor ve Jenny'i annenin karnına gönderiyor, o uçta. Söyleyemediği kıskançlığını resim ortamında yansıtıyor. İşte size başından itibaren söylemeye çalıştığım, sözel iletişimde aktaramadığı duygularını yalın, doğal, gerçekçi bir biçimde resim ortamında çocuk anlatırı kanıtlayan bir resim. Anne baba birbirinden ayrı, bu çocuk 5 yaş çocuğu, kız çocuğu. Baba değişik hanımlarla görüşüyor. Bunlar benim danışanlarım, söyleyeyim.
bu bilgiler bana ait. Anne bir erkek arkadaşı var. Ama çocuğun dünyasında anne ve baba var. Şunu unutmayın. Ergenliğe kadar biyolojik anne ve babasının boşanmış da bir olsa yeniden evleneceğini hayal eder çocuk. Bir kere bugün 2500 boşanmış aileden gelen çocuğu izlemiş bir koca olarak konuşuyor. Bu çocuğun canı yanıyor. Bilin. Annenin bir erkek arkadaşı var, babanın farklı kız arkadaşları var. Çocuk aynı kalbin içine anneyi babayı kendine sığdırmış ve bütün bunları da bir yuvarlak içine alarak çerçeve içinde resmetmiş. Anne baba ayrı 4 yaşındaki bir erkek çocuk. İkisinde de duman tutuyor ama bir çizgiyle ayrı da olsa onları birleştiriyor. Yine özgüveni zayıf bir çocuk resmi. Burada okul hobisi olan bir çocuk resmi. Anam babam yanında olsun, okul servisine gitsin, biz evde bir parça kalalım. Şimdi varsa sorularınız, aferin bana. 5 dakika kalır mısın? Böyle durumda, aferin. Buyurun. Olarak 18 aydır. Çok güzel bir soru. Islak bir kumda bir sopayı çocuk hareket ettirir, iz bıraktığını götürür, ilk yaratıcılığının farkına varır. 18 aylık çocuk bir kalemi bu şekilde tutar. En küçük kağıdınız A4 olmalı. Büyük kağıdı ve bol rengi öneririm. 16 rengi. Bu şekilde çocuk onun üzerinde iz bıraktığını görür, bunu kendini yaşar. Bizim için çizgi gelişimi adına, tabii ki deneme adına bu daha erken aylarda da görülebilir. Sınırımız 18 ay. Başka? Buyurun. Kullandığı oyuna başlama yaşı olarak 7 yaşında. Evet. 7 yaşındaki bir çocuk kuralda oyun oynamak isterse de yaşlar kuruluna ait kardeşi de ona katılmak istediği zaman ebeveynlerin buna müdahalesi şekilde olabilir. Söylemek istiyorum. Daha küçük yaş grubundaki kardeş kuralda oyunu sürekli sabote ettiği için arada hakem olarak davranmak gerekiyor yoksa tamamen ebeveyn hakem değil. Ebeveyn hakem olursa ringdeki boks hakemliği gibi hep dur demek zorunda kalacaktır. Zaman zaman da küçüğe yeşil çıkacaktır haksızlık için. Anne baba evde olduğu zaman büyük abi, abla, küçük kardeşi ezmez. Anne baba geldiği zaman anne babayı üzmek için şov yapar ve tokat atar. Güzel kardeşini zarar verir. Aslında benim bu kadar gördüğüm çocuk arasında kardeşe zarar veren bilinçli olarak bir çocuk gördüm. Cam bir masanın üzerine kardeşini oturtmuştu. Ben bilerek kardeşine zarar veren çocuk hiç görmedim. Dolayısıyla soru hakem olmayın. Onlar kendi aralarında anlaşırlar. Mutfaktan onların yanına geldiğiniz zaman büyük çocuktaki farklılığı göreceksiniz. Ne yapalım? O büyüğünde durumu bu. Yani o da kendi yaş grubuyla kurallı oyunun keyfini çıkaracak. Evde de kardeşi ile kurallı oyun dışındaki oyunları oynamayı öğrenecek. Yani ebeveynler de kurallı oyunun bir parçası olmamalı. Hayır. Burada risk var. Parçası olduğu takdirde taraf tutma riski var. Objektif olamaz. Başka? Buyurun. Tamam, 5 yaşlılarda sıkılar başlıyorlar. Onların bir kuralda emin konuşuluyor. Bu zararlı. Hayır. Şimdi ben bütün meslek yaşamı boyunca spor, tenis başta olmak üzere basket, voleybol yaşına göre hep önerdim. Yaşa göre spor veriliyor. Arzu Hoca'yı gönderiyor spora. Yaşa uygun spor olmak kaydıyla cevabım bu. Son derece önemli. Spor o kadar hayati ki değerli arkadaşlarım. Karşıdaki bakkaldan alışveriş yapamayan çocuk, servise edilemeyen çocuk gönderdiği basket ilmanlarında önce paralel koşu yapıyordu. Sonra vermeyi almayı paylaşımı öğrendi.
Ardından sınıfında başarılı, alışverişini yapan, sosyal gelişim yerinde bir çocuk haline geldi. Evet. Kolektif oyun. Evet. Spon dedi, doğru. Teyhan çok güzel. Ama o Duygun Yansıman bizim rejiktör yardımcımızdı. Çocuğunu bana getirdiğinde, ben bu zaman bölümde görevliydim. Duygun abi, çocuğunu almayacağım ben senin. 4 yaşında çocuğu alıyoruz. Senin çocuğun 4 ay küçük. Burada hep başarısız bir yaşayacaktır. Bu süreyi başka bir yuvada getirelim. Önümüzdeki sene ben alacağım. Demek istiyorum ki, ben 60 ayda 72 ayın bir arada olmasına onun için karşıyım. 60 ayda 84'ün ilkokul alınmasına onun için karşıyım. Onların arasındaki yaş farkı birden çoktur. Birine hep başarısızlığı yaşatacaksınız. Diğerine hep başarını yaşayacak ve katkısı olmayacak. Onun için bir ay önce, bir ay sonra fark etmez o kadar. Ama yakın olmaları gerekir oyun grubunda da. Erken gelişim dönemi ve ilk okula başlama döneminden bahsediyorum. Bir baba söylüyor. Son soru olarak duyunuz. Dedi ki babası. Evet. Doğrusunu isterseniz bundan ben çok çekiniyorum. İnternet bir okyanus. O filtreyi cinsellik ve şiddet açısından koyalım diyorum. Özendirelim diyorum. Yasaklamanın ötesinde bahsettiğiniz büyük yaş çocuğu olduğuna göre özendirerek, ikna ederek yönlendirelim diyorum. Bunun çünkü çok olumsuz etkileri oluyor. Ve bunlar o yaş grubunda akran gruplarına yansıyor ve oyunlarına yansıyor. Olabildiğince özendirelim başka doğru, etkileyici, zengin yönlere, tarih bilgisi vesaire. Ama şiddet içeren bilgisayar oyunları, oynamaları, onların şiddet çocuklarını görebilir mi? Bir başka kuram ne diyor biliyor musunuz? Katarsisi sağlar diyor. Boşaltır diyor. Ama sosyal öğrenme kuramına göre biz inanıyoruz ki o konu teşvik eder, pekiştirir, arkadaş, normal sağlıklı arkadaş grubunda agresif olmasına sebep olur. Bizim çoğunlukla katıldığımız durum bu. Çok dikkatle beni dinlediniz ve çok mutlu oldum. İyi günler, saygılar size.